Evet, üstadımız belagat konusunda gerçekten çok güzel sözler söylemiş. Yani yazması bir tarafa, anlaşılması dahi zor olan sözler bunlar. Belagata o kadar aşina. Şimdi her tarafını değil ama şöyle bir giriş olması bakımından bu acemler nasıl böyle Arapçanın biraz bozulmasına sebebiyet verdiler? Onun üzerinde bir iki örnek vererek durmak istiyorum. Şimdi dil dediğimiz şey esas itibariyle sembollerden ibarettir. Yani mesela ben duvar kelimesini kullandığım zaman işte o duvar diye bildiğimiz eşyanın sembolü olarak bu kelimeyi ben kullanıyorum. Şimdi geniş anlamda dil bir milletin maddi, manevi ve bütün bağlamıyla hatta bütün tarihi uzantısıyla çevresini ifade eden bir semboller bütünüdür. Şimdi Araplar çöllerde yaşıyorlar ve bu sembollerin de böyle coğrafi bir ortamda ortaya koymuş oluyorlar. Mesela bugün bizler için Mercedes ne demekse o günkü Araplar için de deve o demekti. Şimdi o günün Arapçasına indiğimiz zaman deve için en az 70 tane farklı kelime kullandıklarını görüyoruz. Yani neden? Ya çünkü onların istifade ettikleri başka hayvanlar çok fazla yok. Hayatta kullandıkları en çok hayvanlar bunlar. Hatta deve hayati önem taşıyan bir canlıdır onlar için. Yani hem yaşamlarını onlar üzerinden devam ettirirler, hem onunla seyahat ederler vesaire başka işlerinde hep deve üzerinden yürütürler. Bu bakımdan deve o günkü Araplar için fevkalade önemli bir canlıdır. Ve dolayısıyla her bir farklı deve için farklı bir isim koyma ihtiyacı duymuşlar. Ama sonradan işte Türkler de Müslüman oldu ve Arap dünyasına geldiler, Arapçayı öğrendiler. Şimdi Türkler için böyle deve için 70 tane isim konulmasının çok fazla anlamı yok. Yani bugün mesela biz okurken deve ile ilgili birkaç tane isim okuyoruz. İşte Cemel, İbil, Naka bu gibi isimleri kullanıyoruz. Ama yani benim zihnimde mesela 3 ayrı deve ismi söylendiği zaman 3 farklı şey zihnimde tebellür etmiyor. Bir şey ortaya çıkıyor. O da işte deve dediğimiz şeydir. Yani siz bana 70 tane de isim kullansanız benim anlayacağım şey tek şeydir. Ha şimdi yani bu Türkler, Farslar Arapçayı nasıl bozmuş oluyorlar? O dili kendi tabii mecrasından almışlar ve kendi kültürlerine getirmişler. Ve tabii kendi kültürleri içerisinde o kelimeleri kullanmak mecburiyetinde kaldıkları zaman artık o kelimelerin ince anlamlarını bir kere bertaraf etmişler. Hatta bazı kelimeler ya bir deve için işte 70 tane kelime mi kullanılır? Hatta bazen 400 isim de olduğunu söyleyenler var. Bize bir tane deve ismi yeter diyorlar yani. Şimdi tabii o zaman ne yapmış oluyorsunuz? 70 kelimeyi bir kelimede birleştirmiş oluyorsunuz ve o 70 kelimenin ruhunu öldürmüş oluyorsunuz. Şimdi yabancıların Arapçayı böyle biraz donuklaştırmalarının, lafız halini getirmelerinin önemli sebeplerinden birisi budur. Şimdi geçelim kelimenin, sözün güzel olmasının sebebi nedir? Mana ağırlıklı olmasıdır. Hatta yani lafız nedir? Eşittir, lafız kelimedir. Peki kelime nedir? Kelime nedir? Kelime ma kuside bihidir. Yani kendisiyle kastedilen şeydir. Yani bir sözü söylediğiniz zaman, bir lafzı söylediğiniz zaman o lafız üzerinden kastettiğiniz manayı anlamanız gerekiyor. Ama zaman içerisinde ne oluyor? O lafza yüklenen mana bir nevi kısırlaşıyor. Sadece bir söz olarak kalıyor.
Yani bugün edebiyatta mesela ben bir iki tane de böyle mesela Nabi üzerine iki tane ayrı sempozyum düzenlemiştim. Şimdi eski edebiyatçı bazı arkadaşlarımız geliyorlar, işte Nabi'nin şiirlerini anlatacaklar bize. Ya ben istiyorum ki Nabi'nin o şiirlere yüklediği manayı anlatsınlar. Nabi ne demek istiyor yani bu şiirinde, bunu anlatsınlar. Ama onlar bize işte şu şiirinde şöyle redifler var, şu kelimelerden şu kadar kullanmış, bu kelimelerden bu kadar kullanmış. Böyle lafız cambazlığı üzerinde bir nevi tebliğler sunuyorlar. Tabii mana ağırlıklı tebliğ sunan arkadaşlarımızı tenzih ediyorum. Ben biraz mana ağırlıklı şeyler bekliyordum. İşte Arapça, Arapların elinden, Acemlerin eline, Arap olmayanların eline geçince böyle bir takım sıkıntılar ortaya çıkmış oldu. Şimdi bir de bir lafzı güzelleştiren şey nedir? Hüsnü Mücerret'tir. Hüsnü Mücerret dediğimiz şeyin de iki tarafı vardır. Bir tarafı bu varlık alemine bakar, bir tarafı da Cenab-ı Allah'a bakar. Şimdi tecrid dediğimiz şey, soyutlama dediğimiz şey şöyle bir şeydir. Mesela çam diyoruz, çam ağacı. Şimdi çam kelimesini kullandığımız zaman dünyada ne kadar çam ağacı varsa bütün çam ağaçları bu kavramın içerisine girer. Bu kavramın içerisine girer. Bu kavramla biz neyi kastediyoruz? Evet, bütün çam ağaçları bunun içerisine girer ama bütün çam ağaçlarının ortak özelliğini alarak biz bu kavramı üretmiş oluyoruz. Ve çam ağaçlarını tek tek ele aldığımızda her bir ağacın belki kusuru olabilir. Mesela birisinin tepesi kırıktır, birisinin dalları zayıftır. Size göre hangisi ise bu tahayyül de o olacaktır. Zihninizde oluşan tahayyül o olacaktır. Ha şimdi bu kelimelerin, kavramların dünyaya bakan tarafıdır. Evrene bakan, kainata bakan tarafıdır. Ha bir de tabii esasen hareketlerle ilgili olan taraf var ki orası çok daha önemlidir. Mesela adalet kavramı. Adalet. Yani adalet nedir? Hukukun esasıdır, amacıdır. Ve insanlar arasındaki ilişkilerde temel bir ölçüdür. İnsan arası ilişkilerde özellikle menfaat dengesini sağlamak bakımından temel bir ölçüdür. Ama biz herkesin kendi adalet anlayışına indiğimiz zaman orada bir sürü problemler çıkar. Yani şimdi mücerret bir kavram olarak işte sen adaleti seviyor musun? Seviyorum. Ben de seviyorum arkadaş. Adaleti sevmeyen, adaleti istemeyen, adalete karşı olan kimse var mı? Hiç kimse yok. Herkes adaletten yana. Ya güzel, ne kadar da güzel anlaşıyoruz bak. Hepimiz adaleti seviyoruz. Hepimizin maksadı, amacı adalet. Öyleyse anlaşmamak için hiçbir sebep yok. Şimdi böyle düşünüyoruz. Ama şimdi özele indiğimiz zaman, hele otur bakalım yahu ben adalet diyorum. Adalet derken şunu şunu kastediyorum. Bir bütünün en güzel taraflarını almak demektir. Bir de hüsnü mücerret dediğiniz zaman her şeyi yaratan Cenab-ı Allah'tır. Ve her şey Cenab-ı Allah'ın bir sıfatına racidir. Ve bütün varlık güzelliğini Cenab-ı Allah'ın bir sıfatından alır. Yani hüsnü mücerret dediğimiz zaman bir soyutlamadan kaynaklanan bir güzellik, bir de Cenab-ı Allah'ın bir sıfatına raci olmasından kaynaklanan bir güzellik. Bir kavramı anlamaya çalışırken de bir taraftan Cenab-ı Allah'a dayanan ciheti düşünün, bir taraftan da tecritten, soyutlamadan kaynaklanan güzelliği düşünmek lazım. Teşekkür ediyorum. Hüsnü mücerret ile hakikat, evet, arasındaki ilişki nedir? Bunun için nazm-ı mani bağlamında ne önerirsiniz? Esasen hüsnü mücerret ile hakikat aynı şeydir. Çünkü hüsnü mücerret dediğimiz şey Cenab-ı Allah'ın kainata yüklemiş olduğu güzelliktir. Ve işte o güzellik aynı zamanda hakikatin ta kendisidir. Dolayısıyla hüsnü mücerret ile hakikati birbirinden ayırmak mümkün değil. Ama iş söz konusuna gelince biraz orada bizim anlayışımız değişebiliyor. Şöyle ki, şimdi sözde asıl olan manadır.
asıl olan manadır. Yani sözde lafız bir nevi mananın bedeni, amacı da o kelimenin, o sözün ruhudur. Eğer biz amacı kaçırırsak o sözün ruhunu kaçırmış oluruz. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Özellikle olaylarla ilgili, hareketlerle ilgili konularda bu çok daha önemlidir. Mesela ben şöyle bir elimi kaldırdım ve bunu kenara şöyle yazdık. Ali Hoca elini kaldırdı. Şimdi lafız olarak, kalıp olarak bunun anlamı sadece benim elimi kaldırdığımı ifade ediyor. Ama ben elimi niçin kaldırdım? Hangi maksat için, hangi gaye için kaldırdım? Bu elimi kaldırmanın anlamı işte o gayeye göre önemli veya önemsiz oluyor. Mesela ben bu elimi, bir sinek bana doğru gelmiştir, kafama konmasın diye şöyle elimi o sebeple kaldırmış olabilirim. O zaman bu elimi kaldırmanın bir nevi değer bir sineği kovmak kadar olacaktır. Ya da karşıdan birisi geliyordur. Sözle ona selam vermek biraz zor olabilir. Sesim oraya kadar gitmeyebilir. Karşıdan şöyle elimi kaldırıp elle bir nevi selam veriyorum. O zaman bu el kaldırmanın amacı selam vermek oluyor ve kaldırmanın da değeri işte selam verme değerindedir. Evet, elimi kaldırdım ama değeri bir selam vermek kadardır. Ama kabul edin ki mesela ben büyük bir komutanım. Daha önce şöyle anlaştık, ben elimi kaldırdığınız zaman düşmana hücum edeceksiniz. Şimdi bir el kaldırmakla binlerce asker düşmana hücum ediyor. Şimdi o zaman böyle bir makamda benim elimi kaldırmam demek, komutanlık fonksiyonumu yerine getirmek ve koca bir orduya düşmana hücum emri vermek anlamına geliyor. Şimdi eğer işte biz kelimelerin amaçlarını unutur, sadece lafzına bakacak olursak bu lafız perestlik olur. Ve o zaman amaç, gaye vesaire gibi şeyler ortadan kalkar. Yani kelimenin ruhu kaçar. Biz de böyle sadece tantana yapmış oluruz. Ve işin özünden uzaklaşmış oluruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak eğer, yani muhakemat onun için telif edilmiştir. Kendi bağlamında değerlendirmemiz gerekiyor bütün ayetleri, bütün sözleri, bütün kelimeleri. Şimdi ben lügatı bir tarafa koyacağım. İşte manası şuymuş, oradan ben Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışacağım. Bu olsa olsa anlamanın yarısıdır. Lafız üzerinden bir şeyi anlamaya çalışmak yarısıdır. Diğer yarısı da nedir? Diğer yarısı da o lafzı kendi bağlamı içerisinde değerlendirmektir. Ve tabii kainatı anlamaya kalktığınız zaman da Cenab-ı Allah bu kainatı yaratırken kendi sıfatlarının güzelliğini bu kainata yansıtacak şekilde yaratmıştır. O maksat ve gaye ile ben kanunlara, evrene, bilimlere bakarsam ben bu evrenden bir şey anlamış olurum, bu bilimden bir şey anlamış olurum. Yoksa yani işte güneşe baktım, az sonra bana diyor ki mesela... Güneş dünyadan 1.300.000 defa daha büyük bir kütleyi nariyedir, bir ateş kütlesi. Ben sadece maddi mahiyeti itibariyle o zaman güneşi değerlendirmiş olacağım. Ama şimdi bilsem ki Cenab-ı Allah insan diye bir varlık yaratacak, bu varlık dünyada ikamet edecek, işte bu insanın yaşaması lazım, yaşaması için de böyle bir güneşe ihtiyaç var. Ha işte bu koca güneş mesela o küçücük insanın bir hizmetkarıdır. Ona ısı gönderiyor, ışık gönderiyor, ona takvimcilik yapıyor. Bir sürü hayati ihtiyaçlarını karşılıyor. İnsan için yaratılmış olan vazifedar bir kütledir. Ve insanı da kendisine ibadet etmek için yaratmış şeklinde düşündüğümüzde o zaman işte güneşin manasının hakikati ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla yani hüsnü mücerret ile hakikat neredeyse aynı şeyleri ifade ediyor. Ama dediğim gibi bu hüsnü mücerretin bir tarafı Cenab-ı Allah'a bakar, Allah'ın sıfatlarına bakar. Bir tarafı da insan soyutlama yaparken kendi meziyetlerini, güzelliklerini, anlayışını da o kelime üzerine yüklemiş olur. Dolayısıyla meziyetlerini ve latifelerini o kavramlar... olur. Böyle bir
Hüsnü Mücerred'in yani hakikatten nasıl desen hakikatin güzelliklerini anlama gibi bir tarafı da var Hüsnü Mücerred'in. Yani bu cihette biraz böyle hakikatten yani hem hakikatin kendisin hem de hakikatin güzelliklerini bize gösteren bir şey.